Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün Volkswagen'in ülkemizdeki en yeni üyesi olan Taygo ile birlikteyiz. Volkswagen'in B segmentindeki SUV'si Taygo, hatta coupe SUV'si diyebiliriz. Daha doğrusu öyle tanımlanan bir araba. Bu araç ülkemize iki farklı motor tipi ve üç farklı donanım seçeneğiyle geliyor. Bizim sizlere tanıtacağımız araç Taygo'nun R-Line versiyonu. Şimdi hep birlikte detaylara bakalım. Her zaman olduğu gibi aracın ön tarafıyla başlayalım. Aracın ön yüzü bize oldukça tanıdık gelen, Volkswagen'in tüm modellerinden aşina olduğumuz bir ön görünüme sahip. Panjurun ortasında yeni tip büyük Volkswagen logosu, logonun sağ tarafında da R-Line'ın logosunu görüyoruz. Aracın farları full LED, yani Volkswagen'in IQ Light olarak adlandırdığı full LED far sistemine sahip. Bu aracın bir alt versiyonu olan Style paketli de bu far sistemi kullanılıyor. Aracın R-Line versiyonu olduğu için tamponda oldukça fazla sportif detay ve girinti çıkıntı var. Ve bütün buradaki detaylar piyano bilek tampondaki detaylar. Şimdi aracın ön tarafındayken hazır, hemen motoruna da bir bakalım. Amortisör yok kaputta. Yani manuel, yine eski tip. Çubukla tutturuyoruz. Şimdi bunu koyuyorum. Şimdi bu araç girerken söyledim ya, videonun ilk başında iki farklı motor seçeneği ve üç farklı donanım seçeneğiyle geliyor diye. Şimdi bu iki farklı motordan bizim test ettiğimiz araç 1.0 TSI bir motora sahip. Bir de bu aracın 1.5 TSI versiyonu var. Yani bu aracı 1.0 benzinli ve 1.5 benzinli olarak iki farklı alabiliyorsunuz. Bizim test ettiğimiz araç 1.0, yani 1 litre hacmine sahip 3 silindirli bir TSI motora sahip. 110 beygirde güç üretiyor bu motor. Şimdi aracın yan tarafıyla devam ediyorum. Yanda yine R-Line'da, daha doğrusu görmeye alıştığımız Golf'te, Golf R-Line'da, yani birçok R-Line modelinde görmeye alıştığımız R-Line jantlar. Yanda yine R logosu. Burada Dodikler dikkat çekiyor bu araçta. Onun dışında yan tarafında fazla bir detay yok. Yine tüm yeni Volkswagen modellerinde olduğu gibi burada Volkswagen yazısı mevcut. Bu arada aracın R-Line versiyonu 17 inçlik jantlarla geliyor. Üzerinde gelen, yani sıfır fabrikanın üzerinde gönderdiği lastikler Hankook arkadaşlar. Hankook marka lastiklerle geliyor bu araç. Şimdi geliyorum aracın arka tarafına, yani en çarpıcı, en yenilikçi tarafına geliyorum, arka tarafına. Şimdi arka tarafta stoplar buradan başlıyor. Gördüğünüz gibi boydan boya bir stop var. Buradaki LED komple yanıyor. Yani arka taraftaki LED tasarımı, far tasarımı bence güzel. Benim beğendiğim bir tasarım oldu. Sadece şimdi aracın böyle bir kupe yapısı var arka tarafında. Böyle incelen bir yapısı var. Far buradaki, özellikle stop grubu, biraz araca göre, bana göre kaba kalmış. Ya benim fikrime göre burası çok kalın olmuş buradaki farın sütunu. Daha ince bir stopla daha şık olabileceğini düşünüyorum. Yani arkada bana büyük geldi gözüme biraz far grubu, stop grubu. Bu arada şimdi bu aracın arkasında gördüğünüz bu sahte egzoz çıkışları R-Line versiyonu özel. R-Line haricinde Style ve Life paketinde şey yok. Arkada egzoz çıkış görünümü yok. Bu R-Line özel. Yine bu buradaki stopun camının ortasına yerleştirilmiş yeni tip Volkswagen logosu var. Bu da yeni logo. Bunu biliyorsunuz zaten. Burası da cam bu. Burası. Camın içinde de işte stopun ledleri var. Ve bu camın ortasına yerleştirilmiş yeni logo var. Tüm Volkswagen modellerinde olduğu gibi de burada Taygo yazısı da yine orta tarafta, bagajın ortasında
bu Taygo yazısı da gözüküyor. Şimdi bagaja da bakalım buraya gelmişken. Şöyle. Şimdi araç 440 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor ki B segmenti SUV için tamam kabul edilebilir iyi bir bagaj hacmi. Mesela bunun rakipleri Honda HR-V falan buna göre çok daha küçük bagaj hacimlerine sahip. Koltuklar yine iki parça halinde yatabiliyor ve iki parça halinde koltukları yatırdığımız zaman da bu bagaj hacmini arttırabilmemiz mümkün. Şimdi arka diz mesafesi ve baş mesafesi. Şimdi kapıyı bir kapatayım. Şimdi burası, önce şundan başlayayım. Tavan siyah. R-Line paketi olduğu için R-Line'larda tavan döşemesi siyah olarak geliyor. Ya o beyazın verdiği ferahlık algısı yok o yüzden arkada. Baş ve diz mesafesi yani yeterli. Şöyle ben 1.80 boyundayım. Ön koltukta bana göre ayarlı. Başımın üstünde 2 parmak 3 parmak civarı bir boşluk var. Çünkü burada bir derinlik bırakan bir hazne bırakılmış. Bu da baş mesafesini kurtarıyor. Diz mesafesinde de yine 2-3 parmak bir mesafe var arka taraf için. Ancak buradaki cam küçük. Yani burası biraz cam mesafesi kısa olduğu için siz de biraz gömülü kaldığınız için arkada bir böyle bir basıklık havası var. Çok çok uzun süren bir yolculuklarda arkada sıkılmanız oldukça olası gözüküyor. Bu arka tarafın bu ortasında 2 adet USB Type-C çıkışı var. Onun altında da oldukça büyük bir şaft tüneli var. Yani buraya 3 kişi oturduğu zaman buraya ayak koyabilmesi ortadaki yolcunun çok mümkün değil. Ayaklarını sağa sola böyle ayırmak zorunda. Çünkü şaft tüneli gerçekten çok yüksek bir şaft tüneli var bu tarafta. Onun dışında arkada cam düğmeleri var. Araçta herhangi bir kol dayama yok. Arka tarafa kol dayama koyulmamış. Bu Style versiyonlarında da kol dayama yok. R-Line'da da yok. Onun dışında da ön koltuk arkalarında eşya cepleri var. Aracın arkası bu şekilde. Evet, şimdi şöyle aracın içini kısaca bir anlatalım. Yeni tip direksiyon var. Bu şeyle gördüğümüz, ilk Tiguan'la görmeye başladığımız yeni tip direksiyon var. Yeni Passat'larda, yeni Tiguan'larda, Golf'lerde kullanılan yeni tip direksiyon var. Hayalet gösterge standart zaten bu versiyonda. Aracın bu tarafta yine konumu çok hoşuma giden bir ekran var. Yani ekranın bulunduğu yer hem dokunma anlamında hem gözünüze tam karşısında kalıyor. Ekranın konumunu çok beğendim. Bu yine bu şeyde gösterdiğimiz Tiguan'da gösterdiğimiz elle komut bu ekranda da mevcut gördüğünüz üzere. Hemen ekranın altında da yine ilk Tiguan'da gördüğümüz, sonra Passat'larda gördüğümüz dokunmatik dijital klima, yeni klima paneli ön tarafta da dikkat çekiyor. Burada da koltuk ısıtma düğmeleri var. Yine vites topuzu da keza yeni gördüğümüz vites topuzu. Burada da araçta anahtarsız giriş çıkış çalıştırma var. Burada da start stop düğmesi var. Bunun hemen önünde de kablosuz şarj alanı var. Araçta kablosuz şarj mevcut. Kablosuz şarj alanı var. Burada da USB Type-C çıkışı var 2 adet. Hemen geliyorum buraya. Şimdi burada bu aracın fiyatlarına birazdan değineceğim. Bu fiyatlarda satılan ve hani bu aracın en dolu versiyonunda böyle bir şey var. Yani hala şu manuel el freni var. Maalesef elektronik el freni araçta yok. Burada 2 adet bardaklık, burada da küçük bir kol dayamamız mevcut. Şimdi evet, araba ya şöyle, şimdi çoğu şeyi işte o yeni Tiguan'daki gibi, daha önce biliyorsunuz yeni Tiguan'da çektik, T-Cross'da çektik. Hani Sırbistan'da evet. Daha T-Cross Türkiye'de yokken bir yıl önce biz Sırbistan'da T-Cross'u anlatmıştık, göstermiştik. Evet. Onların videoları zaten duruyor. Şimdi bu araba Volkswagen'in 5. SUV'u mu oluyor? Türkiye'ye gelen en azından 5. diyelim. Yurt dışında daha fazla var. Bunlar da biliyorsun şeyi, TAP, Touareg. Dikkat çok. Touareg zirve bunlarda. Touareg'den sonra Tiguan var. Evet, Tiguan'dan tamam. Sonra da T-Roc vardı Türkiye'de. 3 tane SUV modelinde 3 tane seçenek vardı. Şimdi Taygo çıktı. Taygo ve T-Cross da geldi. İkisi de Türkiye'ye geldi. İkisi de Türkiye'ye geldi. Şimdi ne oldu ikisi de Türkiye'ye gelince? 5 adet
su ailesi olmuş oldu Volkswagen'in. Aslında dediğim gibi yurt dışında çok daha farklı model Atlas falan var mesela. Tiguan'ın da büyüğü Volkswagen Atlas bence falan var. Buralara yapmışlar. Gelmiyor. Şimdi evet bu B segmenti şöyle SUV ailesinde de ikinci sırada ucuzdan gelirsek en ucuz SUV grubunda T-Cross var. Sonra Taygo, sonra T-Roc, sonra Tiguan ve en son Tiguan şeklinde gidiyor. SUV sıralaması fiyat olarak ve şey olarak da hani kalite olarak da öyle gidiyor. Ya da segment olarak da öyle gidiyor diyeyim. Şimdi bu araba dediğin gibi Polo üzerine inşa edilmiş bir B niye segmenti acaba, SUV. Yok öyle soruyor. Yani şey olarak da öyle. Bütün içinde kullanılan malzemeler de Volkswagen'in B segmenti malzemeleri. Şöyle yani aracın şu ön burası hariç, ön göğüs hariç, üst tarafı hariç. Şuralar da ama plastik. Her yer sert plastik. Araba tamamen şurası sert plastik. Yani çok fazla burada bir şey yok. Hani o premium evet, hava yok arabada. Kapılar bile. Her yer. Yani şöyle şimdi niye bunu diyorum? Şimdi arabada premium bir hava yok. Ama fiyatı premium. İşte yani ben mesela bu arabada orada biraz çeliştim. Şimdi araba tasarım olarak fena değil. Dışı da içi de tasarım hani okey. Beğenilebilir böyle baktığın zaman. Ben beğendim mi? Ben beğenmedim tasarımını. Dış tasarımını. Yok ben genel olarak beğenmedim tasarım olarak arabayı. Yani şey gibi ya, olmuş. Şimdi bu arabayı hani kupe SUV olarak adlandırılıyor ve öyle lanse edildi. Yani bu hani biliyorsun bunlar işte X6, Cayenne Coupe, RS şey Q8. Şimdi bunlarla başlayan yok işte kafa gitti RS'e gitti. Bunlarla başlayan o kupe SUV sınıfının bunlarda artık şeyleri olmaya başladı. Şimdi her model çıkartmaya başladı bunun ama bir küçüğünü daha çıkarttılar. Ben de bu bence işte bunun bir küçüğü işte şey var. T-Cross var daha şeyi ama ya şunu demek istiyorum. Şimdi kupe SUV'ye bence bu araba eğreti durmuş bir kere. Zorlama olmuş gibi geldi bana açıkçası. Çünkü o kupe SUV'deki havası da yok. O sportiflik tarzı da yok. SUV gibi de durmuyor zaten. Araba tamamen arada kalmış bir araba görüntüsü. Ya benim izlenimim öyle oldu. Ben açıkçası arabayı çok başarılı bulmadım tasarım olarak diyorum. Ya çok zorlama yapmış. Geldi bana. Çeşitlilik olsun diye çıkartılmış. Aynen öyle. Çeşitlilik olsun diye çıkartılmış bir araba ama dediğim gibi bana zorlama geldi. Zorlama bulduğum bir araba tasarım olarak. Şimdi içinde bu ekranın konumunu beğendim. İşte direksiyon falan içi fena değil ya. İçi içinde bindiğiniz zaman bir problem yok. Gayet şey bir araba, olabilecek bir araba ama şimdi şöyle bu araba 3 farklı paketle geliyor bizim ülkemize. Life, Style ve R-Line. 3 tane paket var. Life en boşu. Onun manuel yani 1.0 manuel versiyonu da var ki en ucuzu o zaten. Ondan sonra işte Style ve R-Line. Şimdi fiyatlar şöyle. Başlangıç fiyatları bu arabaların en boş yani Life versiyonun manuel vitesli olan seçeneği 530 bin lira civarından başlangıç fiyatları var. Ve araba işte yukarı doğru hem paket hem donanım olarak hem motor olarak geldikçe fiyat gidiyor. Yani bu aracın en pahalı versiyonu da R-Line donanımının 1.5 TSI olan versiyonu. O da yaklaşık 770-780 bin lira yani 800 bin liraya yakın bir fiyatı var en dolusu. Yani bu, evet bu bizim bindiğimiz donanımdaki aracın 1.5 olan versiyonunun 800 bin liraya yakın bir versiyonu var. 1.0 R-Line yani bizim bindiğimiz aracın fiyatı da 700 bin lira civarında. Yani şu kullandığımız aracın fiyatı 700 bin lira civarında. Şimdi evet hani bunu her videoda konuşuyoruz, hep eleştiriyoruz, lafımızı da söylüyoruz. Tamam hani ülke pahalı, kur pahalı, kur çok yüksek, vergiler çok yüksek. Okey ama ucuz araba kalmadı okey ama yine de ona rağmen ben bu arabanın bu fiyatı biraz şaşırtıcı geldi. Yüksek geldi bana yani. Doğru. Beklediğim şimdi yerde değil ve bu fiyatla bu şeyle bu araba satar yani mı bilmiyorum. Bak. Sen fiyatı boş ver de arabayı anlat ya. Yok şimdi onu da merak ediyor ama izleyen şimdi ya araba ya arabada bozuluyor. Şey olarak bir şey yok bak hani şimdi. Hani alamıyoruz, yapamıyoruz. Ama yani alamayacağız. İşte bunu şimdi beğenirse bu sefer mecbur bir yerden fiyatını öğrenmek isteyecek ya, doğru, almak için yani. Doğru ya. Aracın genel olarak şunu da söyleyeyim. Şey olarak yalıtım olarak kötü değil. Yani neyle aynı? Tabii bindiniz mi bilmiyorum ama biz daha önce T-Roc falan da test ettiğimiz için T-Roc'la benzer yalıtım karakteristiğine sahip. Yani
yol sesi kabul edilebilir düzeyde, motor sesi kabul edilebilir düzeyde ki 3 silindir bir motor olmasına rağmen çok bassanız bile o 3 silindirin homurtusunu içeriye çok fazla yansıtmıyor, onu tutuyor. Basılacak bir araba değil. Tıngırı mıngırı işten eve, evden işe, çocuklar okula bırak, getir. Aynen götür. Öyle. Yani bu otobanda 200'de gidecek yok, zaten bir araba öyle, yok, değil. Yok o amaçla bir araba değil. Böyle çabuk hızlansın diye şey yakıtları bir araba da değil. Nasıl? Yakıt şimdi ortalama yani şehir içinde 5,5-6 litre civarında bir yakıt tüketimi yani var ortalama. Normal kullanımda yani çok ne abartmadan ne dikkat etmeden normal kullanımda şehir içinde 6 litre civarında 1.0'dan bahsediyorum. Yani dizel gibi aynen 6 litre civarında bir yakıt tüketimi var. Şey olarak ekonomik olarak fena bir araba değil o anlamda ama işte alım fiyatı yüksek. Evet. Bir de işte ne kadar yani mesela şimdi bu arabada anahtarsız giriş çıkış çalıştırma var. Geri görüş kamerası var. Şey ön arka park sensörü var. Panoramik cam tavan var. Full LED IQ farlar var. İşte aksesuar olarak fena değil araba. Ama bu segment, bu fiyat, bu motor seçeneği falan bende örtüşmedi. Kaç para dedin sen bu arabaya? 700 bin lira bu araba. 700 bin liraya Golf alabiliyor musun? Alıyorsun. Golf bundan kaç yıldız daha kaliteli? Bence Golf bu arabadan iyi. Bence çok. Hayır, Golf'un bir tarihi yani, var, geçmişi var yani. Tarihi de yeni var, bir araba değil de yani. Var. Bir de Golf şey, Golf bundan daha kaliteli ya. Golf kaliteli de bundan. Niye alayım bunu? Yani işte niye alırsın? SUV ya şimdi bu arabanın da bak ne diyorum bak. Ben beğenmedim, bu benim şahsi fikrim ya, ama bak bu arabayı çok beğenen insan da çıkar bunun tasarımını. SUV diyorsun da cama baksana. Küçücük ya, cama ya, var. Ya araba SUV mı? Benim için bu araba SUV değil. Bana da camı var ya, ya bu araba normal hatchback bir araba gibi. Ama yani ne diyorum bak. Bu benim fikrim ama bu arabayı çok beğenen de olur. Ben sana söyleyeyim, bayanlar için yani özellikle kadınlar için çekici bir araba olabilir bu. Onların beğenebileceği bir tarza sahip. Çünkü hani arkası önü falan renk çeşitlilikleri çok güzel tarz, mesela. Araba yani tarzı yani farklı. Aynen farklı bir tarzı farklı olduğu bir için tarz. Hani alışık olmadığı için görülmeye böyle beğenilebilir ki çok görülmeye de alışılık olacağını zannetmiyorum. Ben bu arabanın çok büyük satış rakamları yakalayacağını, çok satacağını açıkçası kendi fikrim düşünmüyorum. Yani öyle piyasada da çok göreceğimiz bir araba olabileceğini düşünmüyorum bu arabanın. Bence düşün, ben de düşünüyorum. Ya ben çok satacağını, çok başarılı olacağını zaten düşünmüyorum. Zaten farkındaysan sağdan soldan araca bakıyorlar. Piyasada olmadığından. Yani aynen öyle. Bunun yerine T-Roc alırsın. T-Roc almıyorsan, ucuz olsun diyorsan da T-Cross alırsın. Hani bu araba bilmiyorum. Ben de çok oturmadı kafamda ama dediğim gibi yani kötü de bir araba demiyorum. Sadece ben tasarımını beğenmedim ve fiyat bu arabaya benim kafamda oturmadı. Benim ağırlıklı eleştirim bu iki konuda. Onun dışında zaten klasik bildiğimiz Volkswagen. Ben klasik Volkswagen deyince yani. Şunu da göstereyim mi? Göstereyim. Bak şu anahtar. Bunda da yine bu anahtar var. 2012 Transporter'da bile ya bu aynı anahtar. 2012'den var. Beri ya 2012'den beri 11 yıldır Volkswagen'in tüm modellerinde kullandığı anahtar ki bak şeyleri yeniledi. Passat, Tiguan falan onlar hep yeni anahtarla geliyordu. Bu yine eski anahtar. Niye? Maliyet düşük olsun diye ama maliyeti de düşük değil. Kalanları ya maliyeti düşük. Ay, kalanları da tayıyorlar olabilir. Ama Volkswagen mi? Volkswagen. Yani milletin orası, bakış açısına Volkswagen. Öyle. Bitti. Aynen öyle. Anladım. Ya zaten şimdi burada şöyle bir şey var. Hani bu araba nasıl olsa satar mantığı. Ya bunlar nasıl olsa satıyor. Böyle bir durum var. Bence artık Volkswagen'in gözünde. Ya bilmiyorum ama ben çok en azından ülkemiz için. Belki Avrupa'da satar. Çünkü Avrupa'daki fiyatları oraya göre daha makul bir fiyatlarda, alınabilir fiyatlarda. Zannetmiyorum. Tasarım olarak doğru da alınabileceğini. Hani belki oralarda satar ama ben Türkiye'de çok başarıya ulaşacağını düşünmüyorum bu arabanın. Arkası biraz görüntüsü güzel. Onun dışında ben çok beğenmedim. Hayır, bu R-Line olduğu için yakışıklı. Ha bir de R-Line. R-Line değilse ne olacak? Daha, öbürleri çok daha kötü. Anladın çok mı? Daha kötü yani. Daha kötü. Onlar demek istiyorum. Aynen, çok daha kötü. Bu şekilde bir araba. Fiyatlarını da söyledik. Şeyi de söyledik. Motor seçeneklerinin paketlerini söyledik. Direksiyon bildiğimiz direksiyon. Direksiyon bildiğimiz işte deri direksiyon. Yani her şeyini anlattık. Onun dışında bir problem yok ya. Arabanın dediğim gibi konforunda, hani rahatlığında, süspansiyonda, esnemesinde, yol tutuşunda, işte viraja girişinde, çıkışında, yalıtımında bunlarda bir problem yok. Bunlar
klasik bildiğimiz Volkswagen işte T-Roc'taki falan gibi bunlarda bir problemimiz yok. Bizim eleştirdiğimiz tasarım ve fiyat oldu. Yani bu fiyata bu araba alınmaz satmaz modu oldu. Onun dışında araba fena değil yani biraz da şey küçük işte ya Polo işte Polo, evet. Polo gibi yani araba küçük. Arkası tatar ya. Bir de işte şu eleştirdiğim kısmın da şeyi şu yani B segmenti bir araba. Yani her şey dandik, her şey ucuz ya malzeme yani düşük ya. Kaliteli malzeme ama fiyat çok buna tutmuyor işte yani B segmentindeki malzeme kullanıyorsun. Öyle bir kalitede araba yapıyorsun ama fiyatı da dolu dolu ya, istiyorsun plastik. Yani. Şuraya evet. Baksana. Aynen. Şuraya baksana. Neyse plastik. çok uzadı video yine değil mi? Niye yok ya? Uzadı. Evet arkadaşlar yani elimizden geldiği kadar anlattık. Belki yine atladığımız, unuttuğumuz şeyler olmuştur. Belli şeylere değinmeye çalıştık. Ya bizim araçla ilgili görüşümüz bu şekilde. Beğenene de saygı duyarız, beğenmeyene evet, de saygı duyarız. 10 üzerinden 5. 5. 6 i̇yi hadi 6 verdim 6. İyi verdin. 10 üzerinden 6 verdim. 6 verdim ben de yani. Yani hep ben videonun çok sonlarında yapıyoruz ya bunu. Puanlama sistemi. Yani benim çok şey yapmadı ya. Araba ya bir de bir şey diyeceğim ki ya. Bak normalde ben hani çoğu arabaya pozitif yaklaşırım. Yani böyle hep olumsuz gitmem. Hep böyle sevmeye çalışırım arabaları. Çünkü arabayı seviyorum genel olarak. Evet. Ama bununla bak bir ısınamadım ya. Yani sana ilk bindiğimde de söyledim. İlk gördüğümde de söyledim ya bu nasıl bir araba diye. Benim bir türlü tutmadı yani. Bununla benim sinerjim tutmadı bu arabayla. Evet sen bir şey söyleyecektin. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle bitirelim. Bitirelim. Yani yorum kısımlarına bazı arkadaşlar yani ağza alınmayacak şekilde yorumlar yapıyorlar. Ya onları siliyorum ben zaten. Görünce siliyorum. Hayır. Yani bizim bu kanaldan ya da bizim yaptığımız bu işten herhangi bir çıkarımız, herhangi bir amacımız yok ki. Sadece hobi ya olarak. Ya aynen öyle. Biz burada zamanımızı değerlendirdik. Arabayı seviyoruz. Yani bak biz otomobil bitireyim. Yani ağza alınmayacak kelimeler kullanıyorlar. Yani sanki biz insanlara hakaret ediyoruz ya da biz arabalara ya da araba firmalarına hakaret ediyoruz. Ya bak şimdi orada yani gerek sen yok çok yani. Haklısın. Bak biz burada kendimiz için bir şey yapıyoruz. Kendimiz için derken biz otomotiv sektörünün içerisindeyiz. Ya seviyoruz. Bizim elimize her türlü araba geçiyor. Geliyor. Yani o orada o küfürü eden ya da bizi hani o beğenmediği için hakaret eden yani bak eleştiriye bir şey demiyorum. Herkes eleştirebilir. Eleştiriye açığım. Saygı çerçevesinde olduğu sürece herkes eleştirebilir. Ama adam orada hakaret ediyor. İşte diyor siz diyor nereden biliyorsunuz ve üstüne bir sürü laflar söylüyor. Bak o adam rüyasında göremeyeceği arabalara biz inip biniyoruz. Bak bizim dünyada üretilen her türlü arabaya ulaşımımız var. Ben bunu şey anlamında söylemiyorum. Ama yani burada da eleştiriyorsan bir şey yap yani bir saygı çerçevesinde bir düzgünce kabul edilebilir bir eleştiri ya, yani ya. Sen ne kalkıp hakaret ediyorsun ya, laf söylüyorsun küfür ediyorsun ya ben orada. Okuyorum bazı ya şeyleri. Ben işte yakalayınca siliyorum da bazen ben de bir iki gün giremiyorum mesela orada kalıyor neyse de yani sonuç olarak şunu diyorum biz bu işi elimize çok fazla araba gelip gidiyor biz hobi bu işi olarak hobi ya, olarak hobi yapıyoruz ya. Biz hobi. Kimseye yaranmaya çalışmıyoruz biz kimseye böyle para derdinde değiliz. Biz buradan para kazanalım, zengin olalım, ünlü olalım. Böyle bir derdimiz yok. Biz bazı YouTuber'lar gibi saat tanıtımı, alttan reklamlar, oradan üstten yani, reklamlar geçmiyor. Bizim bir amacımız yok. Biz arabaları seviyoruz. Biz hobi olsun diye bu işi yapıyoruz. Biz kendimiz çekerken eğleniyoruz. Bunu çekiyoruz, koyuyoruz. Yani beğenmezsen izlemezsin, beğenirsen abone olursun, izlersin, takip edersin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Beğenmezsen eleştirebilirsin. Ona da eyvallah. Eleştirebilirsin, yazarsın. Böyle olmuş, ama yanlış olmuş ağzını, ama sen kimsin ki yani hakaret et? Sen kimsin ya? Bozamaz yani kimse. Neyse arkadaşlar, durum böyle. Evet, çok güzel bir yani, hafta sonu. Çok güzel bir hava ve videonun sonuna geldik. Herkese buraya vedalaşalım. Oraya vedalaşalım. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar, diliyoruz. Görüşürüz. Hepinizi seviyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.